Merhaba, Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Hoş bulduk. Bugün misafirlerim var yine, takipçilerim gelmiş bizleri ziyarete. Evet. Gerçekten Fadime Şimşek Hanım abla diyeyim. Ben, yaş olarak benden nasılsın? Ha, Fadime ablam bana yorum bırakmış, gördüm aslında Aksaray'daydık bugün. Şöyle teyzemin sehpasını da şöyle alayım. O da rahat otursun. Bizim adam zaman bir şey yapıyor. Video almıyor diye teyzemin yerini değiştirdik. Tekrardan evet. Hoş geldiniz. Şöyle isterseniz kendinizi bir anlatın siz. Hoş bulduk. Ne anlatalım ki? Biraz çekiniyor. Ya ne bileyim. Çekilme teyze. Valla bu bizim Aksaray'ımızın kanalı. Hepimizin aynen. Kanalı yani. Bir bana ait değil. Aynen. Gerçekten teyzelerim olsun, ablalarım olsun o kadar güzel duygu verici şey ki yani. Sevinme, kulaklardan. Ya şimdi yani, toprağımızı görüyor. Yerlileri gösteriyor. Hasretliğimiz gidiyor yani. Benim bir tane izleyicim sürekli yorum yapıyor. Bekarlar köyünden diye yazmış. Küçükken gitmiş yurt şeye, İstanbul'a taşınmış. Oralar ille bir çek diyor. Bizim de araba olmadığından gidemiyor. Doğru. Şimdi arabamız da oldu çok şükür. İnşallah sizlere değişik değişik köylerimizi, memleketlerimizi çekecek. Bizim eve gel buyur. İnşallah. Önce, zaten amcam davet ettiydi evet. Gelin diye. Önce bizim oraya Cansu çekmiş. Evet. Öyle başladım. Şöyle dedim. Sonra abone ol. Ondan sonra seni tanıdım. Bizim oraya in aşağı in şey var, fırın var orada. Evet. Hasan'la direktman gittiler. Oraya sapmadılar aşağı. Onlar herhalde tepeye çıkacakmışmış. Onu da becerememişler. Köpek mi koşmuş arkalarına? Dağa doğru bir gittiler. Ondan sonra geldiler. Ben şöyle sanki gerçek. O dağın yolu var mı abi? Var da o tam çıkmıyor. Ama var akşam. Motor falan çıkıyor anca. Ha arabayla çıkmıyor. Ben şöyle diyorum. Çıkmanız. Aman inmeyiniz öyle diyorum. Sanki beni duyuyorlar. Teyzem bizim video izlerken bizlerle sohbet ediyormuş. Karşılıklı konuşuyormuşsun. Aslında duyuyor zannediyor demek ki. Kalbiyse kalbe karşı işte insanlar hissediyor. Gerçekten yorumları olsun geldiği zaman çok mutlu oluyor. Bunlar da bizi severek izliyormuş. Biz var ya bu koronavirüsü girelim. Evet. Evimizde sürekli telefon elimizde yemeğimizi erkenden yapıyor. Hep sizi izliyor. Evde dura dura ne olacak işte. Şimdi aynen. Biz kendi toprağımız için sen de tabi gösteriyorsun orayı gösteriyorsun burayı gösteriyorsun. Sanki evet. Biz televizyonu telefonda çıkıp da hemen buraya atlayasımız geliyor yani böyle. Hani özlemiş oluyor. Allah razı olsun evet. Gerçekten. Sevenlerimiz sağ olsun. Biz de işte amcanlar ikini dedik. Bunları evet. Bekledik. Öbürleri de daha gelmediler. Evin bayağı bitti mi inşaat diyordu. Yok bizim var ya dışı bittiydi. İçinin alçıları yapıldı. Bayatlar, namilatlar duruyordu. Ha. Buraya geldiğimizde işte duruyordu. Yeni başladılar içine. Evet. Ondan sonra da yaptırdık, bitti. Şey kaldı, mutfağı. Yaptış, o... duvarlar, muvarlar işte. Biraz ufak bir şey evet. Var da. Zaten sonraki yapılan tamirat yeni yapımdan daha zor. Kemer evin üstüne yaptı şimdi zaten. Elmas, biraz dekor istedim. Bunu. Sıfırdan yapılsa bundan iyiymiş i̇şte ama işte. İşte ben de onu söylüyorum abi. Şu var ya şu. Çünkü Hasankil de aynı yaptırdı, evet. Pişmanlar. Bir üste çıksaydık bundan iyiydi diyorlar. Tabii, daha iyi olur. Olan parayı harcıyor, bir de ufak yani. İstedikleri yok, gibi, döşeyemiyorlar, oturma grubu aldı, sığdıramıyorlar eve. Bizim eski evler vardı. Onları hepten onardık, onun üstüne yaptırdık. Biz hani senin balkon gibi ilerlettirdik. Evet. Onlar evler tabii büyük oldu. Ama bu boyacı bizi mahvetti ama... Belki de izlerse iyi usta gelemedi bize yani. İyi usta denk gelmedi. Bu teyze valla ben hiç saklı değil, gizli değil. Ben hep açık aleni söylüyorum. Korkum da yok, şeyim de yok. Evime eşya aldım mı hatalandı beni söylüyor. Evet, söyleyecek aynen. Ki onlar da kusurlarını aynen. Bilecekler. Onun telafi yapacaklar. Dedim ki bak kartın bir yer mi diyorum ne diyorum. Onlar böyle yapmadı. He. Ben öyle istedim yapmadı. Düz kartın bir yer düzmüş. Dekorlarını yapmadı şu sen şeyini. Burada değil miydin yaparken? Buradaydım da çıkmadım yukarıya. Bizim adam tabi anlaşmada söyledik beni. Evet. Ailemininkinde var. Aynı o öyle yapacağım dedim. Hı hı. O da yapmadı. Şimdi öyle duruyor. Fadime abla bir şeyler atışta çekin mi? Düz duruyor. Gelince görürsünüz de. Galim diyor hukuku batıyor diye gereken şurada. Kızım ne atacak o da bizim gibi insan. Aynen öyle. Aynen. Yok, devamlı şeyde bakıyor telefonuna baktın mı? Aynı köylüyük. Yani evet. Değişen bir şey yok. Biz İstanbul'a gittik diye şey olmadık ki. Evet. Aynı insanlık yani. Fatma abla kaç yaşındasın? Ben 38. 38 yaşındasın. Kaç çocuğun falan var? 3. 2 kızı bir oğlan. 2 kız bir oğlan. En küçüğüm bu. Büyüğüm 18 yaşında kız. Ortancı da senin oğlanla. Ayhan'la? 15.
Ayhan 14'e yeni girdi. He, yeni. Eda da yeni girdi. 2007 doğumlu. 9. ay 28'lisi. Onlar da geleceği dedi. Anne dedi biz gelemeyecek. Selam söyleyelim. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Peki siz gelirsiniz. Bizim adam öyle diyor ki niye gitmediniz? Dün yine beni aradı niye gitmediniz? Biz buraya geldik ya. Evet. Bende bir sıkıntı vardı. Kalma gibi böyle bende sıkıntı vardı. Evet. Ondan sonra geliyor böyle arabamızın önüne kuş bitiyor. Hani baykuş diyorlar. Evet. Bir o sen çabalıyor böyle. Dedim ki Allah'ım hayırdır dedim. Hayırlı haberler getir. Yani kuşum dedim böyle. Evet. Sizin buradan gittik. 2 gün mü 3 gün mü sonra abimden haber geldi. Vefat etti. Başın sağ olsun. İstanbul'da sağ ol dostlar sağ olsun. Çekmece'de, küçük çekmece'de gidemedik gerçi de. Evet. Ondan sonra dedim ki bak dedim bende bir sıkıntı bu sıkıntı herhalde dedim. Aynı o gün abim vefat etti. Öbürce annemin arka havasından gitti köyde. Evet. İşte öyle bir de evlerin iştirken ustalarına biliyorum inşaat yaptırdım. Evet. Yani bir türlü bir şey demedik. Hani sen burayı kepçe açtı ya. Elektriğimizi yaparken. Ha, bizim yine de öyle açtılar. Geçemiyorum bir hopluyorum. Ben de çok hoplarım. Tozun toprağın içinde. Böyle bir görsem paylanınca gibiyim böyle. Ondan sonra dedim ki yazıldım, Yılmaz'dım, hala Yılmaz'ın çizgi gibi olduk. Aynı kayanın önünde bizim evimiz, seninki gibi. Bizim elektriği daha bağlamadılar. Bağlamadılar. Bizim şimdi elektriğimiz gitti, borumuz oraya kadar. Oradan gelip de bir şeye, direğe bağlamaya eriniyorlar bu tekçiler. Yine söylüyorum yine. Buradan bizim, sesleniyorum tekçilere. Bizim elektrik, su, hepsi var da kanal, şey, lağım, kanallı, lava, tuvalet yani. Şey, evet, borumlar. Kanalizasyon. He. Onları boruların yerine açtılar. He. Bizim daha şimdi burası belediye mi? At yapı yok. Muhtarlık değil değil mi belediye? Yok belediye. Demirci'nin belediyesi var. Bizimki düştü işte şeyde. Burayı da çok söylediler abi şey kulaca bağlanacak diye ama bilmiyorum. Gerçekçi çıkmadı bile. Sofularla bizim koy birbirine şey yaptılar. Bir gel birleşelim. He. Belediye bağlanalım diye. İkisi de birbirine zıt gidince sizin koy gitti işte. Bizimki de bir ara böyle laf çıktı da. Ne yaparsanız yapın dedi. Ondan sonra muhtarlar düştü. Doğru. Ben çayımı da alın gelin. Tamam. Siz sohbetinize devam edin. Kendi başında var mısın? Konuşalım diye anne. Konuşup da ne konuşalım? İşte öyle. Hava güzel. Yemişi güzel. Aksaray'ımız güzel. Evet. Tertemiz. Yani insan sevdiği olduktan sonra, arzuladıktan sonra Cenab-ı Allah hani yani bilmediğin değil de bir aile gibi olmuş olduk. Evet. Gidelim bir sürü izledik, gittik. Gerçek oldu yani. Niye şey yapmıyor oğlum lan? Dedik İbrahim Efe babasına mı gitti? Onlar şey araba hazırlıyor. Mısır'a gidecekler daha gitmediler. Yok çekmeyeceksin şuraya otur. Çekiyor ya. O alsın diyeyim. Çekiyor. Elmas'ın yanına gidiyor. Enes nereye gidiyorsun sen yani? İbrahim Efe gidiyormuş, düğüne gidiyormuş. Sen nereye gidiyorsun? Ben düğün sana gidiyorum. He? Kimiz var lan? Benim şeyim de bununki böyle. Gulacina sını galiba bu taraf. Değil mi? Gulacina bayağı bunlar yani şu tepenin arası şu tepeye çıksan Gulacı görüyorsun. Evet aynen öyle. Gulacı sınır. İki tepe bunlar değil mi? Bir tane kale var. İki tepe diyorlar bunlara buraya. He. Biz babamla buraya her gün geliyorduk yani. Bir de mozaikçi var. Onu getiriyor götürüyordu. Buradan Irak'ta Haşim var. Ona selamlar olsun. Ailesinin evine gittik biz. O da bizi bekitte izliyor. Su içiyor musunuz? Buradan şeye selamlar olsun Haşim biliyor musunuz?
Halacalı Haşim mi? Bizim duvarı yaptı. Haşim Koçak. Ha, o bizi izliyor şu anda. Evet, izliyor, izliyor. Ha. O benim sıkı takipçim. Haşim evet. Abime söylüyor. Geçen senin dayın hoşuma gitti. Şey yapıyor şunları, buraya ne bağlanır diyor. Köpeğinin ismi var, Tina. Bura izleyemem, bura geleni senin. Dayım çok komiktir. İnternet çekmiyor. Evet. Aşırı komiktir. Yeni sizin... oturma grubu aldık daha. Bismillah. Kendi otur da yiyelim diyor. Buraya da iyi Tina bağlanırmış diyor. Şöyle yuvarlak alıp yapmışlar. Öyle söylediydi. Evet. Sizin buradan bizim adamdan geldik buraya. Onun evine gittik. Haşım'ın evine gittik. Evet. Haşım abi yok herhalde. Dur ben söyleyeyim sana. Ha, söyle. Gittik. Kadın da yazdık. Bazlama yapacağımış. Kaynanası da varmış. Bizi ısrar evet. etti. Orada da durmadık. Evet. Ondan sonra... Dedi böyle böyle biraz şey bu bir şeyler şey yap dedi onu getirip çocuklarına. Bu da tabii sen çekmişsin atmışsın o oradan izlemiş. Bir de hemen telefon geldi bizim adama. Dedi böyle böyle dedi kız Haşim dedi izlemiş bizi dedi. Akşam böyle telefonda konuştu. Ama telefonda konuşmuyorlar onlar biliyor musun? Görüntülü mü konuşuyorlar? Hayır görüntülü de değil internetten konuşuyorlar. Nasıl ki? Telefon değil. Telefondan konuşmayacak. O internetten arıyor. WhatsApp'tan o zaman. Ha, biz onu arayamıyor, o arıyor, konuşuyor. Karısı da hani hanımı da öyle söylüyor. Şeydir belki yurt dışında bazen WhatsApp aslında oluyor da. Nasıl? Onlar o şey, on türlü şey ismi ki acaba telefonlar mı diye. İnternetten. Serkan? Benim bildiğim ben WhatsApp'ta internetten dedi, WhatsApp'ta sizi dedi, evet. Sizi dedimiş, bizim adamlar dedi konuşuyor telefonda. Sizi dedi, bizim Serkan'ı orada gördüm dedi. Kız dedi Serkan dedi Haşım'ın dedi her an arabası oluyor. Biz de düğüne gideceğiz arabayı yerleştirelim. He. Kimin düğünü? Dürtünler'den. Fadime ablam buraya kaçtı. Güya kaçtığını zannediyor ama inşallah onu da yakalayacak. Buradan benim kaynıma da selam var olsun. Haşim Koçak abime selam olsun. Teyzem ismin neydi? Münire Şimşek. Münevver Şimşek. Münire. Münire teyzem de Haşim abime selam gönderiyor. Haşim abim Irak'ta herhalde. Irak'ta. Irak'ta. Bizleri izliyor. Ben bazlama falan attığım zaman gelin bunu hiç eğitmedim. Ben hiç bazlamayı nereden bulacağım diyorum yazıyor bana. Öyle mi? Yavaş önünde bir şey var. Hanımı bize ısrar ediyor. Sizin buradan gittiydik bizim adamla. Onun evine gittik. Hanımı da bazlama yapıyormuş. Çok ısrar etti. Dedi çay da koyayım dedi. İlle dedi kalın biz kalmadık. Çünkü bizim işimiz vardı. Burada bir çalışan üstüye geldiydik. Bir de mozaifçi var burada. O da bizim mozaif attı şöyle balkon içine. Aşağıda böyle. Onun oğlunun ismi de İdris. Caminin oradaki evi herhalde. Tanımı bilmiyorum. Ben tanımıyorum. Ben hiç korkuyorum. Ben tanımıyorum. Ne buluşu ne buranın? 5000 dağılmış. Bunlarınki çiğ çıkmış yukarıya. Kızılay'a kavuştuk. Şuradan gulaş. Şuradan ağa yurttu. Eski köy evlerden. Zaten şu tepeden baksan gulaş korkuyor değil misin? Evet. Bu sizin bu giriş girmeden önce orada bir yerler yapılıyor. Orası ne oraya? İbrahim Efe niye sustun lan? Sol tarafında bu. Bizim oradan gelişen çok konuşuyorduk ama. Sanayi mi ne orası? Sanayi. Oto sanayi değil mi? Enes'ine Enes var orada. Kaç yaşında? 6. Bir de biz de sonda vurduracaktık. Dedik elmas gibi vurdurdu dedi. Zaten izliyor ya. Dedi hem ona bakalım. Acil olarak. Ona siz tabii elmas ısrar etti. İlle kalın dedi. Hani çekindik, ilk defa geldik, acil olarak geldik, onun için alamadık. Tamam. Sonda vurdurduk da dinamayı 1,5'luk getirmişler. Dedim kendin git alsaydın dedim bizim adama. Ben dedim gittim aldım. Serkan dedim kendi gitti aldı geldi dedim. Hani ben telefonda izliyorum ya. Daha da en iyisini, kulaca mı yaptırdınız orada? Yok, çiğmiş ya. Derin vuruluyormuş. O sondayı vuran. Yok sondaj değil. Koyunun malzemeleri içine dinamasını falan. Bir açlar mı? O Aksaray'daymış. Aksaray'da. Markasını ne? Yerleri Aksaray'daymış. Vallahi markasında bile. Ben en iyisini aldım. Bu ulaşta en kötüsünü istiyorlar o parayı. İkiliyi.
Aksaray'a yeni yağlar koy aldık. Biz yani, acemi olduğumuz için bizim adam işte söylemiş, onlar kendiliğinden hep hazırlamış, getirmiş. Ya babam biraz da çok şey ya, hiç ilgilenmiyor öyle. Baktılar evet. Babamı da saf koydular biraz. Saf değildi öyle yani. Şirik yapmıyor. İyi çıkarmıyor musun? Çıkarıyor, iyi çıkarıyor. Hazarlığı, mazarlığı hiç şey yapmıyor ki. Önce bir araştıracağım. Değil mi? Ben ikili kaldım. Ya biz, bu bilmemiş. Yani ikilik, bir hani buçukluk dememiş yani. Hani onlar da... Olsun hani ya, valla kusura bakma. Siz daha ne diyeceğiz? En sevdiğim. Valla olsun. Yemek falan yemediniz. Daha yeni yemek yedirdik. Biz gün bulağaca bir yedik. Kırpıntı mı? Şu anda 750 lira ekstra ya. Aynen. 50. Valla ben köydeyim de bizim biraderler orada. Aynen. Hadi geçen bu da bizim köyün simisi. Babamı gördüm pazarda. Yaparken konuştum. He, dikkatini. Pazartesi ekmek kırına koyacağım. Annem var ya, ben pişiririm dedi, şey attı onda. Yandı çatır çatır bu neşin alnında. En az bu ne oluyor, tatlı mı? Bu sini, bizim hacımın sinisi. He, yapıyorlar. Şerbetsiz. Kurabiye gibi bir şey. Tadına bak hele, çok hoş. Buna şerbet dökseler nasıl olur yazmışlar da. Şerbet dökünce hamur olur bence. Bunun özelliği çıtır çıtır. Olmazsa. Nasıl zahmet çektin zaten. He, biraz yorulacağım ama olsun. Maşallah annem hepsini yapıyor. Yerinmiyor kadın. Arkadaşımla ne iş konuşuyor? Güzelmiş tadı. He, güzel. Enesine ne yapalım? Annene de gidecek. Bir gün de ona giderik. Gelin buyurun. Seni çeker misin? Daha bir gün edecek, çıkamadık. Yok lan, inci değil. Yani. Bugün bir şey, siftah yapsınlar arabanın şeysine. Cansu ne yapıyor? Valla o da iyi. Rukiye ablam gelmiş işte yeniden. Onlarla uğraşıyor. İyi, bak. Aynı bizim gibi koşuştırıyor. Aynen. Evet, temizlik. Bir oğlu var. Dur ben sana parmak getireyim. Sen ne Şaban abi? Buradayız biz. Burada mı? İstanbul. Sarıyer. Bunlar şey ya, büyük bir yerleri var. Herkes arabalarla toptan bunlar olarak. Bunlar da fabrikasına. Yani toplayıcılar var ya. Bunları getiriyor. Biz de işte fabriğe bakıyoruz. Dur oğlum. Ben Asır'a gitmeyeceğim. Serkan diyor ki fayansı yaptıralım diye. Bir de iki tane fayans var orada. Biri parke görünümlü. Biri de deniz taşı mı diyorsun, ne diyorsun Serkan? Ben hiç gitmedim ki. Bir Arabiye gittik, oradan bu kredi çekti, onu şey etti. Bir de karnımızı doyurduk. Düğüne gir kalacağım, hadi dedi. Boşa gittim, geldim. Yarın gidelim dedi. Evet. Sevdin mi bizim köyün seni? Balona mı yapacaksın? Evet. Baklavaya şey etmez, uymaz baklavaya. Aynı bir lezzetli var. Ama nasıl zor. Yapımı mı? He. Yapımı kolay da pişirmesi biraz mesele. Sadece yukkayı açıyor. He. Pişirmesi zor. He, yapması kolay. Çile pişiriyorlar. Sadece. Şöyle çiğ koydular sacı. Altını bari, üstünü bari. He, gördüm. Altını. Öbür sacı da üstüne kapattılar. Ateş ittiler üstüne. Davarın kermesi var ya, yeah. O çok güzel pişirdi. Evet, bizim burada öyle, çöre gidiyoruz. Biz onunla yapmıyorduk, kerpiçle yapıyorduk, o da bir motor kerpiç yanıyordu. Annem de aklı ona gider, o gün doldurmuş gelmiş bir motor kermeyi. Tek bir torba, iki torbayla 7-8 tanesini annem pişirdik. Annem de çok çalışıyor. Annem çok çalışıyor. Ameliyatıymış ya. Hadi 4 tane platini var yazık. Elma, sen biliyor musun bizim burada şöyle kubbeli gibi sac olurdu ya şöyle. Çelikli sac. Evet, çelikli. Kapama. Onun üstüne şey derler, küllerler bizim burada. Aynen, bizim orada. Bunlar uğraşıyor. Mesela onu koyarlar, getirip üstüne koydular mı tamam. Bunun bir altı bizim şey, orada yok Serkan, şerekli sadece. İşte Ulpınar'la bilmez. Daha güzel. Şide vardı ya. Ona şey diyorlar, kapama diyorlar. Kapama. Şerekli sadece diyorlar burada. Üstü küllü. Üstü küllü. Koyup üstüne pişiriyor. Güzel oluyor. Bizim de öyle. İşte demirde çörek çekiyorlar ondan. Biz de öyledir. Çörek çekiyoruz. Ben elmazı ilk defa. Burayı çekerken gördüm.
Aa dedim, kız demirci koy burası dedim. Demirci demeseydi daha tanıyorum ama diyor burayı demirci koya benzer diyor. Evet. Şimdi çekerken ismini söyle. Söylüyorum zaten de evet. Onu da kızıyorlar aç kart resmini. Yok. Ondan sonra ben sürekli izlemeye başladım. Sürekli izlemeye başladım. Evet. Ondan sonra bunun kızı dedi ki kız dedim böyle böyle bunları da gösterdim. Bunlar da izliyorlar. Ondan sonra abine oğlum ya Esra bunun kızı var Esra benim okumuşluğum yok ama. Babaanne de kız abine oldu, abine olduk. Ondan sonra Serkan'ın yine abine olduk. Belgin abine. Şeye, Derman'a. Hepsine abine oldu. Yavaş yavaş. Ben bilmiyordum abine diyor, oluyor da hani yanlış bir oluyor. Yok yok, yok ücretsiz. Sizde bir şey yok yani. Fark etmez de. Ondan hepsine abine olduk. Şimdi buraya geldim, dinim anı çekmeyeceğim. Sinirden öleceğim. Senin resmin geliyor. Çekmiyor. Evde internet var ya, evin altında. Benim internet mi bitti? Ben dedim ki Yılmaz'a düzelttireceğim. Dün müydü, evet sıkın mıydı? Serkan'la da takipçimiz vardı. Ben bunları da unutuyorum. Dün müydü, evet sıkın mıydı? Evet sıkın. Dört arabaydı. Yurt dışından gelmişler. Hollanda, Fransa. Şiye, Simpul Pınarlı, Necati var. Salman. Necati Salman var. Hanımı da Şiye'den... Salman. Şeyden, Necati Salman. Konya'dan evli. Konya'dan evli. Hatice Şiye'si hanımı. Ona da söyledim. Ondan sonra böyle böyle deyin. Sen o Şiye gir. Elmas'ın hayatı, işte Cansu'ya onları söyledim. Tamam dedi, bakayım da dedi. Bilmiyorum oldu mu olmadı. Onlar da herhalde burada bunu aldılar. Salman, çok şey değişik geldi soy ismi. Necati Salman. Kulpınar'da Salman ismi var mıydı Serkan? Bizim müşteri. Anne bakıyor. Bizim müşteriyle Satır, İlhan Satır var. İsmail Satır var. Şiye, İlhan abi mi ki? Satır soyadı. İsmail. Ondan sonra. İsmail Satır. İsmail Satır. Kağıt kulağı. Kağıt kulağı. Kağıt kulağı. Kağıt kulağı. O kardeşi burada aklı veren var. Anneciğim teyze. Geçen de bir şey oldu. Çok nasıl yeterli. Gördün mü? Yok. Bilmiyorum. O değil adam ya. Oğlum, böyle ses. Tosun mesela. Bu da öyle olsa beni öldürmüyor. Mahir Tosun. Tamam öyle oluyor. O Muhammed Tosun. İnce metaller var. İnce metaller var. Murat İnce. Benim ailem var. İnce biz ondan biliyoruz. Sefer, Sefer İnce var. Daha ben bunu düzenleyeceğim. Neyse böyle direkt aklayacağım. Konuştu. Hani böyle değişik konuşmalar oldu. Ondan ben siliyor. Biraz benim sesim biraz şey gidiyor. Yok. Yani ben kendime mi geliyorum? Onlar mesela şehir içinde ufak dükkanlar var. Orada bir iki en son bize getiriyor. O tablacılardan aldım. Geldi dedim. Ben o üstün önüne gittim onların yanına. Gel durur ya. Beyaz gömle. Kime gittin? Kendine çok şey oldu. Kim oldu? Kaydı mı? Ağzım gömle. Bacadımın oralarda şey. Seni koçlayacağım dedim. Yok. Ben tam bilmiyorum. Niye dedim koruyorum. Harbiden mi koruyorum dedim hanımı var. Hep yan yanalar zaten. Yok dedi. Yolculardı gidecek. Çok ya bayağı buracı var. Yordum seni götüreceğim, seni götüreceğim dedim. O zaman biz de gitmeyelim dedi. Ne diyecekti? Yok dedi siz gidin dedi. Vallahi gidin dedi. Esra mı diyorsun dedim. Vallahi gidin siz. Sen de gel. Evet. Sen de gel. Burada acaba Serkan var. Ona denk gelmiş. O gitti. İstanbul'a gitti. Çok lastik geliyor ya. Onun da hemen gelemedik. Bir de bizim orada sanayiye yakın. O bana çok şey diyor. O da benim kardeşimin adından. Onda lastik de ağzımı ıslatmış. Bakın çuval alan geliyor, çuval alan geliyor bizim arabaya koyalım. Kız orada bir kanka. Ne arasın ben bunu bu sabah mı? Hacime sen gözüküyor mu orada? Gözüküyor. Buna ticarete geldin mi? Gözükmüyor. Valla tabi başarını da alırım dedim, koyun istersen. Az görünmüyor, o da yeter. Ya diyor ki diyor, gidiyor diye bir şey var mı burada İstanbul'da? Gidiyor mu dedim, okuyabilir adam, daha da yaktı yaktı. Diyor, okumuş mu diyor. Valla arabayı bir doldurdular. Ne de okudu acaba? Orta mı mezun? Koca zayıflamış, sıkıntı getiriyor. Hep böyle bir eksim oldu. Geçmiş başta 1000 lira bana. Ben bir tane şey aldım şöyle ferace. Bana biraz şey geliyor. Cedirsek ki sana vereyim hediye olarak. Yok. Şeyim. Bizim çarşamba. Benim var ya burada çarşamba. Pazara çıkıyor. Aldım severim. Bu sefer ben şey yemedim. Çok sen internette sipariş getirdim. He ben çok sayfalı. Ben çok çok hareket yapıyorum. Bir de stres, sinir, stres hep üstüne geliyor. Daha herkesin gibi bir şeysi bitmiyor yani. Bitmiyor. Ne işim bitiyor bir de kafamın ağrısı bitiyor. Yardımcım da yok. Hep ben üstüne sorumluluk. Ay hani yeşim koruyor ne oldu tozuttu. Yaz geldi ya.
Bana bir temizle de o aydan şu evi süpürürdü. Ben bir annem gidince. Vallahi amut koydu belli. Tozumu alırdı, çektirirdi. Hinci var ya, ben geçen perşembeye gittim. Biz geldiler yatmış burada. Vallahi neyse Ayhan, hiç elini değme o gayri işe gücü. Mesela bir kızım olsa o yaşta yarı yardımın olur değil mi? Aynen. Ama benim mesela kızım, iki kızım var, yoruldum. Bak, ben geçen... çayımı mesela yemeğimi getirirler, kaldırırlar. Ne güzel. Nihallar, dururlar, çamaşırımı. Dinlenirim yani. Bak geçen dört araba misafir vardı. Gittik işte kahvaltı şu şu. İnan mutfağı bir görsem nişanlıyım, merasimi gibiydi. Gelmiş misafirler. Onda da bulaşığı yıkasam Erman ablama geri kalacak. Bizim bacı gidecek. Sen dedim ki bulaşığı baksın. Gidecek bacı vardı. Teksinle. He bacım gidecek dedi. Bıcı orada oturduk. Geldiğimiz 12'ydi. Nasıl işi bu? Gitti yattı. Ben bir önlük giydim üstüme. O bulaşıkları hep yıkadım sabah. Kalmasın diye. Sabahın da çapçı gelecek. Balkona. Tek başına her yere sen, her yere sen. He. İster istemez insan şişir. Bahçeye kaç çakalım mı? Annesiyle babası çok komik ya. Tam ben kuruyorum böyle. Öbür evde izliyorum İstanbul'da evde biliyor musun? Kuruyorum bizim adam diyor ki Allah Allah bu kar kafayı mı uçtu ya. Ben izliyorum kuruyorum hoşuma gidecek şeyleri geldi mi kuruyorum. Yanlışlarına kuruyorum da komikler biliyor musun? He he canım kötülük diye değil he. Elmas da hani bazen böyle konuşuyor, konuşturuyor. Annesi hani biraz konuşmaz hoşuma gidiyor. Baka annemi nasıl tanıdım, nasıl şehittim diyorum, adam anlatmaya başlıyor. Seni görünce ne şehittim diye, bir dur da anlatım diyor annem de, sen babam da. Tabi anlattım o babamı. Sen diyor ne anlam diyor babasına. O da ya benimle ne uğraşıyor ya diyor. Akşam oradaydı, o da böyle çerez getirmiş. Babam da kütür diye ülkeni, kütür demedi annem. Bunun önüne boğazı koyacağım diye izleyeceğim diyor. Başka ne yarar da bu? Sen de buluyor, onlar konuşuyor, bu da buluyor. Şimdi millet de zannediyor ki ben öyle diyorum ya da ben yapıyorum zannediyor. Bunların normal hayatı o. Evet. Aslında iyi. Dizi kamerayı koy, aynı o şekilde devam onlar. Ama hiç gitmezler. Kırılmaymış, olmuşmuş yok, devam gelip. Dedim ki ne yapıyor dedim, sordum Hatice Hanım, o da evde yahu dedi. Ondan sonra Hasan oğul da ona çekmiş. Pazar, yüksek gücü gözüyle. Cansu pek sever hallenmesini. Hasan diyeyim var ya Hüsnü'sü arar hallenmesini. Ne arıyor hallenmeyi diye. Telefonu açtı mı? Ey, eydir babam. Alo demez. Hasan o eydirsin değil. Telefonu açar hallenmesini. Sever. Gide dövüşüyorum. Hallenmeyi dövüşüyor. Hasan gülüyor da öyle dedim ya. Engelledik ya, hırsını alacak ya. Uzman kafasına göre yazmaya başlıyor. Bir daha engelliyor, bir daha açıyor. Ama şimdi şey geldi, Bilişimler Ünlü Bakanlığı'nda orada yapılan hesabı, hakaret, küfür, direkt mahkemeye yollandı. Ceza. Artık kimlik de açılacak artık. Kimlik numarasıyla, hat üstüne. Ondan sonra hadi yaz bakalım bundan sonra ne yazacaksın? 3 sene oldu, bıraktı şekeri. Şekeri ben de bıraktım bir ara. Şimdi yine taşıyan ucuyla şöyle değildir, atıyor. Çıkar. Benim vücudum şeker. İstiyor şeker. Doğru. Doğru. Şeker. Az bir şey at hemen belli oluyor içeri. Midem bulanıyor. İçeri. Ben de aynı. Ben şekeri başka bir şeylerden almayacağım. Ben bu şekeri bırakmadan önce benim bir göbek var. Bu göbek şöyle. Elini de yok. Çıkar. 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 Ne olacak? Bir şekerden 5 tane ne çay içerim. Buyur. Sen de aldın. Tamam. Hiç arkadaş olmadı. Hani plan arkadaşım hiç onu. Of. Sen ne yapıyorsun? Ne oturuyorsun? Ne yapıyorsun? Gelmiş mi? Korkma lan. Şu anda sıktıkta kaç para? Otur lan. He. Evet. Ayağın mı uğraşıyor? Sıktık kaç para? Ayağım böyle. Bir şey bakmışım çatlayacak. Okula gidiyor musun? Seni. Ya gitmesin onu ver gitsin boş. Ne diyorsun? Ha. 20 liradan ne yapmaya çalışacağım? Ha. Yine piyasa karman çorman oluyor ya. Bizim var ya, bizim piyasayı biliyorsun. Demir çıkıyor 2 milyona. Ondan sonra bir aşağı iniyor. Bardakta süt mısın sever mi? Elinde demir varsa sever. Tamam zaten. Al. Ketçap bu mayonezli sever mi? Yok sade. Tamam bu sade. Elmas. Soğusun biraz da şöyle annen karıştırsın tamam, buzun. Sade yapmış mı bu? Benim gireyim mi? İyi o zaman. Daha fayda kıyıklar. Daim bugün gördün mü bu cam ne oturuyor araba aldık ya. Sürüyor ya önüme geçip de. Hiç pas vermiyordu bana. Biliyorum onu. Görüyor musun? Şimdi kalan bu cam oturuyor. Yanımda ne diysem getiriyor. Arabasız da çok zor. Serkan alıştıydı. Eskiden araba alıp satardı. Bizim de transporter vardı. Pencereleri taktırdı şeyine, borcuna.
O da bir sene geçti, adam istedi parayı. Bu da işe gidemedi. Hayır, elimizde el avcını da sattık. Aman dedim, arabası durduk, boşlu olmadan dedim. Evet. Hayır, bu arabası durdu. Evde olduktan sonra da ne yapacak arabayı dedim. Evet. Elimizi ayağımızı da toparlayınca. Bu da krediye başvurmuş, o da çıkmış. Pazarın en birdekini arabayla gidin. He. Kapıda ağaca gidiyorum, motosikle gidiyorum mesela. Bir de bez rahatsızlığı var ya bende, rüzgar istemiyor. He. Gece sınırımız, araba olmasa motosikletle gideceğiz kızım ha. Gece saat 1'e kadar gün sürüyor. Bu uyuyor, ayağını da getiremiyor. Gene bu ocağımızda uyuyor. Sallana sallana arada, soğukta bunu getiriyor. Rüzgar çarpar, sıcakta soğukta. Olmuyor yani, her türlü eksikliği hissediliyor araba. Beni hesap mı versin? Allah olmuyor da. Buraya uygulamadım Allah. Valla isteyen herkese dinleyen herkese versin. Eve bağlı, arabayı. Tamam. İyi, işte ben bunu hayatlarımı yaptım. Parasını ben ödeydim. Şimdi kamerada nasıl büyük görünüyor ama bunun normalmiş. Pek de büyük değil. Çok büyük görünüyor. Normal kamerada öyle görünüyor. Kamerada ben bile ne kadar kilolu gösteriyormuştum. 5 kilo mu 10 kilo mu kilolu gösteriyormuştum. Urdu'ya gittik mesela. İzleyicilerin böyle diyor, çok kilolu gösteriyormuştum. Ne küçücük var ama orada okudum ben zaten. Bir de artık şey yapmıyor ya, yaz geldi bak. Mutfağa fazla girmiyor. Mart'tan belli evdeyim. Var yok, adamdan orada kocaman koyuyor orada. Bir adım atıyor öbür o değil. Bir adım atıyor öbür o değil. Onlar bizim alüminyum fabrikasından içleri çalışmak. İkinizi bir çekeyim mi? Çalışırken olursa olur. İyi yapmışsın. Serkan zaten diyor, iş şey yok diye. Çekeyim mi? Pantul olursa miktar gelebilir de. Evet. Pantullar vardı. Nasıl pantullar vardı? Orada unutmuşum. Ama haşım oraya çok gitti. Oraya böyle şeyle doldurduydum. O çalışırken giysin diye. Evet. Pantullar çok güzeldi. Ama burada haşım abi de çok iyi dedi. Dar geldi ama. Babam benim pantolumu falan yaptı. Nasıl abi bir küçük kaşık getirir mi? Dur ben sana küçük kaşık. Darlar var pantol gibi oğlum yani. Bir de ayhan. Ya ihaleler çıkıyor. İhalelerden geliyor böyle. Çoğunu çöpe atıyor ya. Hepsi mısır. Mısır yapma gel, ben gelin mısır da yapıyorum. O benim getirdiklerim var ha. Böyle çuvalına böyle çöpe koydular. Gelin mısır yapıyorum değil mi? Benim oğlandan bir tane götür de dağıt dedi. Çalışanlara hep dağıttım bizim orada. İşarete bizim çalışanlara. Soğutacak mı? Bunu da koydum ama çekin bunu, acep dedim hani. Şunu da içine eritsene sen. Olmayana, size olmayana olanlara verirsiniz. Ayhan'a ben bardak nasıl mısır sattım. Bak nerede? Düğünlerde, nişanlarda. Şurada depede bir kalem var. Yazlıkları vardı. Çok kazancımız oldu, çok güzel. Daha sonra eşime alıştırdım. Yani eskiden normal değil yani. He, bunu satacaklar işte düğünde. Ben artık satmıyorum. Bunlara başlangıcı yaptım. Alıştırdım Ayhan Hanım'a. Bunlara bakalım. O sizin o şey değil. Geçer. İnşallah bana bu kadar. Kısmet. Onlar da geldi başkanı yaptı. En büyük gelenim bu. Ama Fatma o da çok güzel maşallah. Bunu ne gelin vermez, kocamış ki hissediyorum. Bunu küçük bir aldım. Ben şimdi, yaşım sanki 60 yaşında. Ben şimdi seni gördüm ya, ben de kendimi yaşlı gibi hissediyorum. Niye? Yok. Kız, boyunca kızım var maşallah, hiç en azdırıyorum. Boyunca bile geçti. Bir Esra, bir Eda. Yok, sen de geç boyunca. Bunun kilo. 31 yaşındayım, ben de daha büyük gösteriyorum. Ben sana kaç yaş büyük oluyor? 38 yaş. 7 yaş. Benim bunun adı da Nail, iniştesinin adı. Nail iniştesinin adı. Serkan Nail abiyi görmüş, diyorum ki, hani şey Mustafa Dayım gibi orada televizyonumuz bozulduydu da, abi götür de 5 lira verdiydi ya, hani sen de bana duyduydun. Burada bir şey var ya, bizim köye de geliyor, annem gösterdiği zaman gelene Nail'e benziyor deyin, ama annem bana benziyor biraz. Sen o adamı... İşte ben abiyi görmüş, diyorum ki abi ben sana... Kamyonlarla getirdiler, bunlar da tırlara, polenlerle doldurlar ve buraya gidiyor. Bizde var, bende vardı da. Hadi oğlum, konuşun onunla. Biz çayımızı içiyoruz böyle değerli izleyicilerimiz. Ben gözüküyor mu bilmiyorum, gözükmüyor. Gözüküyor. Vallahi sohbetimiz çok güzel. Gerçekten izleyicilerimiz bizim böyle saygıdeğer, hep bizi sevdikleri için gelmişler. Ama sanki yıllardır tanışıyor gibiydi. Yani bir yabancılığımız yok. Çünkü onlar bizi izleyince alışmışlar bize. Evet, siz bizi acemiz de biz çoktan. Teyzem ben bir gördüm ya, bu ikinci görüşüm beni de hani tanıdık gibi geliyor bana da. Fatma ablam da biraz çekingen, fazla konuşmuyor. Arkadaşlar biz şu an balkona çıktık, kahvelerimizi balkonda içiyoruz. Nail abi de
Drone varmış. Mini drone, mini. Mini drone'muş. Mini drone. İbrahim Efe, dur oğlum, kır anneydin. Şu an demircimizin evimizin manzarasını çekecek. Evet. Nayla abi çekecek, Serkan'ın WhatsApp'ını atacak. Biz de ilk defa görüyoruz drone'u. Ben ilk defa görüyorum. Oyuncak gibi ama marifetli. Ha, öyle. Küçük bu Elmas, mini. Olsun, yeter Serkan. Yeni dağımıza diyor bunu bize. Büyüğünü aldım abi. Bir sonra gelirsen burada bir şey yaparız abi. Öyle de yok abi. Abim büyüğünü aldı mı? 10 kilometreye gidiyor. Canım sağ olsun. Abi. Veririm yani ona. Abi bize versene. Canım diyorum sağ olsun. Sıkıntı yok. Abi bu pilli mi çalışıyor? Bu şarj şu iki tane var bende. 13 dakika falan yukarıda kalıyor. Bak bilmediğim için öğreniyor. Bu da aynı şey gibi. Telefon gibi. Abi bu bana bir tane. Ayrıca bir tane. Veririz. Ha işte. Sandalyelerimizi çıkardık bu arada. Buradan koyuyor. Kaybettik vallahi, yok ki gitti. Gel Elmas, buradan da göster evini, gel. Gel. Bak burada kameradan göster. İşte kameradan. Ha dur. Vallahi teknoloji çok ilerlemiş. Evlenecek. Sana da lazım bir tane. Evlenecek bize. Şöyle Nayla abi telefondan. Abi bize verecek bak, söz verdi. Büyü alayım söz. Şu an bizim evim abi burası. Aynen. Nayla sana şey yaptıysa tamam. Sen. Abi bak böyle. Tamam. Abi de ben... İyiymiş vallahi. Abi ben atabildim. Bir çekiyor işte. Bir de Nayla abi şu eski evlerin oralara gider mi? Bu gitmiyor. Ha. Çünkü benim az onu oraya götüreceğim. Mesafesiz. Doğru. Vallahi teknoloji ilerlemiş. Bizim bir şeyden haberimiz abi, yok. Abi sen bu atayı devirmiyor. Teyzemin adını da Münevver koydum. Ay şey var, video alayım da. Fark etmez. Abi bir tane de ben bunu ilerleyebilir miyim? Teyze bahçem falan var mı? Bahçem mi? Var da ekledim. Ben bak evimize çekiyor buradan. Şey yaptım, biberimi diledim. Su var, var kerem var, işlerinden. Biraz salatalı falan toplayayım o, sana, pırasa yolu. Yok. Valla tadına bak. Sağ olsun. Bak senin araba. Tam karşıda. Gelip de buraya senin bahçeni mi toplayıp gidelim? Olsun teyzem, öyle olur mu? Ben de olmasa sen bana vermeyecek misin? Veririm. Ben biraz sonra toplayayım, olsun. Tadına bak. Olsun. Sesi geliyor, araba zırtısı gibi. Evet. İşte burada. Abi sen araba şeyden değil mi? Büyük şirketlerde bunlar da var. Bu mini ya, bu evet. Başlangıç amaçlı verdiler bana da. Abi. Şuraya çıktım, kemer takmıyorlar ya, fark etmeler. Abi sen oynayabilir miyim? Bayrağın oraya doğru gitti bak. Abi. Sağa atsın bunu. Ana kaçtı. Ana. Ben geliyorum. Bunu siz mi hareket ettiriyorsunuz abi? Bu joystick işte, elinde joystick var ya. Ha. Baksana telefonda hem video gösteriyor kendini neye çektiğini. Biraz get, bana doğru getirsene onu. Leyla anneme götürsün, Serkan ödüsü dar bundan. Teyzem bir şey anlatıyor bak, drone'la ilgili. Annem balkonda otururken havayı siz yanına getirip havasını üstüne uçuyor. Teyze ne olmuş bir daha anlatayla Münevver teyze. Şimdi bizim komşu var biliyor musun? Evet. Bu da böyle uçuruyordu, oraya doğru gitti bu üstülerinde. Evet. O da demiş ki, lan Hasan, bir şey var lan, bir şey uçuyor demiş. Kız koş tüveye getir. Tüveye ne bunu vuracaklar. Dayım ben bağırmışım. Allah Allah. O tarafı çekecek. Onun da tüyü var vallahi. Onun da o da var. Getir abi, şimdi bak. Allah Allah. Dolla. Komşunu izle. Oradan izliyor bu. O şimdi bizi görüyor mu? Çekiyor. Bay bay. İzleyicilerimize selam olsun. Fatma abla sen de bay bay yap. Kayıt alıyormuş. Ses de alıyor mu abi? Yok ses yok. Ses yok. Elmas'a getireyim. Abi sen rekonda edebilir miyim? Çok sevindim.
Biz evet, tekrardan kendimizi görüyor musunuz bu videoda? Bunu da bir dahaki videomuza yayınlarız inşallah. Evet. Ben babana bir İngiliz sıkça soruyorum. O bizi çeksin, biz de onu çekelim. Abi iyice alışmış Nail abi. Artık onu yönlendiriyor. Bak takla atacağım o. Ben takla atacağım. Görüyor musun? Bak çantlar çıkıyor. İbrahim'in hoşuna gidiyor. Ben abi evden önümü ne çok sevdim bunu. Şurada joystick var mı? Şöyle oynattığın zaman yörünge şöyle ileri gidiyor. İbrahim bunu bize büyü alırsam bunu size veriyorum. Tamam abi. Size çok sağ ol. Allah razı olsun. Takipçimizden bizlere drone hediyesi. Minik bir şey ama şeyde tecrübeli. Abi getirelim. Yani oyuncaklar gibi değil. Dur İbrahim dur. Bak şunun altında sensörler var ya. Evet. Ona baharattan gidiyor. Benim adım bir bağırıyor, onu çekiyor. O beni çekiyor, ben de onu çekiyorum. Serkan da bu arada ödü kopuyor. Ödü kopmuyor kız. Pervanesine diğer de adamı parçaladı vallahi. Dur İbrahim. Yapma öyle. Keser vallahi onu. Şey gibi nasıl gidiyor. Nasıl hızlı gidiyor ha? Evet. Çok Cilet hızlı gibi gidiyor. O. Ne kadar hızlı dönüyor. Şimdi orada komşu vallahi kapıda ya. Onu kapıdan adamını gösterir işte. Vallahi kaynanan. Görüntü de kaliteli biliyor musun? Görüntü de kaliteli. Evet çok güzel. Net. Hasbeli böyle yapar ya aynı oldu yine. Bu neydi? Şu arızı düşse. Yılmaz ananı yedin. Ananı amanla ana. Bu ne ana diye. Ana ne diyelim? Geliyorlar eşek arızı dinerler diyecek. O ne gibi ses yapıyor ya? Esnaf çok farklıymış. Ben de ilk defa gördüm. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan mutfağıma hoş geldiniz. Fatime Şimşek ablam bana hediye getirmiş kayınvalidesiyle. O kadar çok şeyler getirmiş ki gerçekten ne kadar gönlü bol olduğu oradan belli. Şöyle bir göstereyim getirdiği hediyeleri. Niye zahmet ettin dedim ama benim içimden geldi, gönlümden geldi Elmas. Biliyorum senin her şeyin olduğunu diyor. Sıraya getirmiş bana. Sıraya'nın su bardağını getirmiş. Şöyle... Çam sakızı, çoban armağanı, bizim burada misafirliğe gidilirken kola olmazsa olmazlarımız. Çaydanlık getirmiş. Çok güzelmiş çaydanlığı da. Pembiş pembiş. Gerçekten pek güzelmiş. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Allah daha çok versin. Fincan takımı getirmiş. Emine'nin fincanının aynısı. Takımımız iki oldu. Bir taneydi. O pembe, bu da siyahı. Çok güzel gerçekten. Fatime ablam çok zevkli bir bayan. Şöyle göstereyim. Pek güzelmiş gerçekten. Çocuklara da bir şeyler almış. Şöyle göstereyim bunları da. Cips almış çocuklara da. Fatma abla çok teşekkür ederim. Gerçekten ben de senin ziyaretine geleceğim. Nenezi kasabasına. Bir çayını içeceğim, sohbet edeceğim inşallah sizlerle. Ben de onlara çam sakızlı çoban armağanı, elimde ne varsa bir şeyler koyup ben de götürmek istiyorum. Kanalıma destek olsan sevinirim. Fatime Şimşek ablama ve Münevver teyzeme de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Nail abi de gerçekten çok iyi bir abi. Bizleri sahip sevip gelmişler. Allah ne muratları varsa versin. Allah daha çok versin. Teşekkür ettik ailecek. İsterseniz videomuzu sonlandıralım. Kanalımıza destek olsan seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Fatime ablaya bir bay bay yaptırım. Yap bay bay yap. Selamlar. Sevenlere selamlar olsun. Bayram amcam var. Buradan bayram emrime selamlar olsun. Selam olsun bayram amcaya.
Bayram Şimşek amcaya selam olsun hepimizden. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Peki niye gelmedin de? Yok